8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 133 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Ata Yayınları Sayfa 133C. Asit ve bazların madde üzerindeki etkileri. Günlük hayatta asit veya bazların maddelerle etkileşmelerine çoğu kez tanık oluruz. Örneğin çaydanlıkların tabanındaki kireci temizlemek için bu çaydanlıklara sirke konup kaynatılır. Mermer tezgahın üstüne limon suyu veya sirke değdiğinde mermerde iz yaptığını biliriz. Şimdi asit ve bazın etkileri isimli etkinliği yaparak asit ve bazların maddeler üzerine etkilerini daha yakından görelim. Etkinlik zamanı asit ve bazın etkileri ihtiyacın olacak berglas, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, saf su, damlalık, 2'şer adet tavuk eti, plastik, mermer parçası, çinko ve porselen parçaları. Haydi başlayalım berglaslara sırasıyla mermer, tavuk eti, plastik, çinko ve porselen parçasını koyalım. Derişik sodyum hidroksit ve hidroklorik asit çözeltilerinin hazırlanmasında öğretmenimizden yardım isteyelim. Görsel 1. Bu çözeltileri damlalıklarla alalım. Damlalık yardımıyla berglaslardaki maddelerin üzerlerine sırasıyla önce sodyum hidroksit daha sonra hidroklorik asit damlatalım. Görsel 2. Maddelerdeki değişimleri gözlemleyelim. Gözlemlerimizi defterimize yazalım. Sonuçları yorumlayalım. Sodyum hidroksit ve hidroklorik asitin maddeler üzerinde nasıl bir etkisi oldu? Cevap: sodyum hidroksit maddelerin bazik özelliklerini artırarak reaksiyona soktu. Bazik çözeltiyle etkileşti. Hidroklorik asit ise maddelerin asidik özelliklerini artırarak reaksiyona soktu, asidik çözeltiyle etkileşti. Asit ve bazların maddeler üzerinde etkileri aynı mı? Cevap: asit ve bazların maddeler üzerindeki etkileri farklıdır. Asitler, maddelerin asidik özelliklerini artırarak reaksiyona sokar, bazlar ise maddelerin bazik özelliklerini artırarak etkiler. 8. Sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.